E dana getirildiği dönemde veya öncesinde yapılan çalışmaların muhafazası için hazırlanan albümlerdir. Resimli el yazmalarından farkıysa bu albümlerde yer alan minyatür, yazı, desen ve tesip örneklerinin düzenli bir metne bağlı olmamasıdır. Murakkayı etimolojik olarak değerlendirirsek birbirine yapışmış mukavvaların e, renklendirilerek bir araya getirilerek ve üzerine çeşitli yine e, ta, e, eserlerin e, çeşitli basale tekniği de var Bunlar yapıştırılarak onların e, ustaları var o şekilde hazırlanan albümler olarak nitelendirebiliriz aynı zamanda e, yine sıfat olarak bu muka, murakka kelimesini algılarsak yamalı anlamında Bu da yine dervişlerin ee, üzerlerine aldıkları böyle çeşitli parçalardan oluşmuş e, yamalı örtülerini de temsil eder vaziyeti. Aynı işte e, albümdeki murakkalardaki bu tip e, toplama gibi bir anlamda ihtiva etmekte. Murakka olarak adlandırılan albüm diye de niteleyebileceğimiz e, derleme eserler e, son derece e, özel, ve zevkli bir seçimin ürünü. Devrinde aslında ilk başta nakkaşhane ya da kitaphane gibi sanat üretilen ortamlardaki önemli ustaların, üstadların hazırladıkları metinlerin kaybolmamaları, korunmaları için bir araya getirilmeleri, derlenmeleri, toplanmaları amacıyla başlamış. Daha sonrasında da çeşitli sultanlar için, seçkinler için onların rafine zevklerine hitap eden bir şekilde bir araya getirilmiştir. Murakkalar belli dönemlerde ya da belli kişiler için hazırlanmasına rağmen zaman içinde içine girdiği koleksiyonda hangi ülkede ya da kültürde ise başka yapraklar eklenerek de daha da zenginleştirilmeye başlanıyor. Böyle de bir faaliyet var. Daha doğrusu yine o korumacı faaliyetin bir uzantısı ya da devamı diye görmek mümkün. Var olan zengin Engin belgeleri ki bunlar hat, tessip, minyatür kağıtı gibi, ebrulu, özel kağıtlar gibi örnekler olabiliyor. Bunların korunması, saklanması açısından çok önemli. Pek çok sanat eseri, murakkâlar sayesinde zamana karşı direnerek günümüze kadar ulaşmıştır. En eski örnekleri 15. yüzyıla uzansa da, murakkâ yapımcılığı ancak 16. yüzyılın ortalarında İslam kitap sanatının bir dalı haline gelerek yaygınlaşır. Mükemmel örnekleri de bu dönemde verilir. Bu albümler e, özellikle Timuri döneminden beri yapıla gelir vaziyeti, Akkoyunlu dönemi, Safavi döneminde de yapılan bu e, el yazması olmayan albümlerde Osmanlı döneminde de çok önemli örneklerini teşkil etmektedir. Özellikle Timur'u döneminde sonra Akkoyunlu döneminde özellikle Yakup Bey albümü var. Ee, onda yine çeşitli e, el, e, desenler görebiliyoruz. Bu desenler arasında e, seramik, maden sanatları gibi çeşitli e, İslam el sanatlarına ait albümler eserlerin yapımına ait desenler bulunmakta. Osmanlı dönemine geldiğimizde murakka yapımcılığının ilk örneğini Baba Nakkaş murakkası olarak ele alabiliriz. Baba Nakkaş murakkasında e, tabi Baba Nakkaş, e, Osmanlı döneminin en önemli nakkaş başalarından biri. E, Fatih döneminde, e, Baş nakkaş olan Baba Nakkaş, akabinde Karney Sultan Süleyman döneminde Şahkulu, Tebriz'den gelen İran kökenli Şahkulu yine nakkaşbaşı olacak ve onun öğrencisi olan Kara de bir diğer nakkaşbaşı olarak özellikle Karney Sultan Süleyman'ın bu klasik altın çağını yaşayan Osmanlı'nın ee, özellikle her türlü e, sanatına damga vuracak üslubu yansıtan önemli kişiler. Şimdi Baba Nakaş Murakası'na geldiğimizde yine içerisinde hat örneklerinin, bir iki tane yine mürekkep resminin yer aldığı e, bir eser, bir toplama albüm. E, bunun içerisinde tabii e, o kadar özenli, olmayan bazı unsurlar da var. Bazı karışıklıklar da meydana gelmiş. Biz özellikle Mahmut Nişaburi murakkasında ilk düzenli murakkanın yapıldığını görebiliyoruz. Bunun içerisinde şah kullanana ait de mürekkep resimleri mevcut. Yine hat örnekleri mevcut. Bunu ilaveten 3. Murat murakkası gelmekte. Bu da ...yine düzenli murakka yapımcılığını yansıtan bir diğer önemli örnek. Özellikle bahsettiğim bu 16. yüzyılın ikinci yarısına ait bu her iki e, örnek... ...artık albüm yapımcılığının e, gelenekselleştiğini göstermekte bize Osmanlı e, sanatı, kitap sanatı açısından. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren albüm yapımcılığının gelişmesiyle birlikte nakkaşlarda minyatür tarzında ya da mürekkep resmi geleneğinde tek sayfa çalışmalar yapar ve genellikle konularını gündelik hayattan seçerler. Üçüncü Murat'tan sonra ise Üçüncü Mehmet murakkası gelmekte. Bu içerisindeki ihtiva ettiği e, eserler açısından biraz farklılık göstermekte. Yine hat mürekkep resimlerinin olmasının yanı sıra tabii minnetürler de var. Ve özellikle bu minnetürlerin konuları önemli. Özellikle tarihi konulu e, e, konular betimlenmiş. 3. Mehmet'in Eğri Fethinamesi, e, yine 3. Mehmet'in Cülüs Töreni'ni temsil eden, dönemin Şehir Hüsleman'ın yine e, sefer için e, icazeti icazet alması gibi unsurlarda yer almakta. Bunun dışında yine dönemin vezirinden çeşitli mektup yazışmaları da görselleştirilmiş minyatür tekniğinde yapıldığını görebiliyoruz. 17. yüzyıla geldiğimizde birinci Ahmet albümünü görebilmekteyiz. Birinci Ahmet albümünde özellikle Vassali Ustası Kalender Paşa'nın yapmış olduğu yine eserler ...bu e, murakkanın içerisinde görülebilmekte. 18. yüzyıla geldiğimizde tabi özellikle e, Lali ile beraber... E, ...Abdülçelil e, Çelebi, e, levni mahlaslı, levni renkli anlamında bir usta sanatçı ortaya çıkıyor. Onun yapmış olduğu e, çok önemli el yazmalarının yanı... E, Yanı sıra aynı zamanda e, albümler de hazırlıyor. O dönemde yine revaçta olan tek figür e, resimler, e, yine minyatür tekniğindeki resimler bu albümler içerisinde toplanmaktaydı. Yine o dönemin 18. yüzyılın kadın, erkek figürleri, çeşitli meslek gruplarından figürler bu albümler içerisinde temsil edilebiliyordu. Aynı zamanda yine Levni'nin yapmış olduğu bir padişah portreleri vardı keza daha önceki murakkalarda da o vardı bu tip örnekler. Burada o levni daha farklı bir üslupta zaten 18. yüzyıldaki bu ya yönelik bazı unsurların tonlanarak resmedilmiş, modde edilerek resmedilmiş ve biraz yine klasik o nakkaş Osman'ın figür karakteristik figür anlatımından ayrılmış ve padişah portrelerini içeren bir albümde bulunmaktadır. 18. yüzyılın bir diğer nakkaşı Abdullah Buhari'nin batı etkisiyle kadın ve erkek figürlerin yüzlerine boyut kazandırmaya çalıştığı görülür. Aynı zamanda bu hat örneklerini e, içeren ak akordeon şeklinde açılıp kapanır vaziyette e, te korumak amacıyla saklanan yine çeşitli formda, biçimde örneklerinde olduğunu bilmekteyiz. Yine çeşitli Topkapı Sarayı Müzesi'nde olsun pek çok yine e, Osmanlı dönemine ait eserlerde e, bunu görebilmekteyiz. Bunlar ağırlıklı olarak hat eserlerini içerirler. E, genellikle de zaten hat e, eserleri bunlar bu arada herhangi bir ayet, hadis, bir kıta, e, bir özlü söz ya da bir şiir olabilir. E, bunlar e, şairi, yazarı tarafından, hattatı tarafından imzalanmış, tarih atılmış örnekler oldukları için de hem tarihi bir belge niteliğindedir, o dönemin sanatsal niteliklerini ortaya koyar, hem de bir yandan içinde bulundukları albümün, Murakka'nın hangi tarihlere koyulabileceğini üç aşağı beş yukarı e, araştırmacıların anlamasını sağlar. Öncelikle bir koruma amaçlı ortaya koyulan, daha sonra seçkinlere, e, sultanlara e, itaaf edilerek hazırlanan, sonrasında da e, birer sanat eseri olarak cildinden içindeki bulunan e, her tür sanatsal üretimin belli bir e, mantık çerçevesinde veya bir konsept bugün e, bizim dediğimiz anladığımız anlamda bir konsept birliği içinde toplandığını da görebiliyoruz. E, Murakkaların e, en önemli özelliklerinden birisi, bir diğeri de e, bunların içinde bulunan, çoğunluğunun içinde bulunan e, mukaddime denilen ön sözleri. E, bu mukaddimelerde her zaman her murakkada olmasa da olduğu zaman e, yazan kişi e, bu... Albümdeki sanatçılar hakkında bilgi verebilir, devrin sanat ortamı hakkında bilgi verebilir. Eğer tarihini de verirse bu bizim için sanat tarihi yazımı açısından son derece değerli bilgiler olur. Örneğin Behram Mirza albümü olarak bilinen ve ön sözünü Dost Muhammed isimli devrin bir sanatçısının yazmış olduğu eser gerçekten 16. yüzyılın e ee, en önemli sanat tarih yazımı metinlerinden birisidir. Çünkü 16. yüzyılda zaten Avrupa'da da sanatçı biyografileri Giorgio Vasari ile birlikte başlamıştır. Daha sonra 16. yüzyılın sonlarında İran bölgesinde Kadı Ahmet, yine Osmanlı'da Mustafa Ali tarafından da sanatçı biyografileri ki bunlar genellikle kitap sanatçıları, kitapla ilgili sanatçılardır. Bunlar bulunmakta olup bizler için gerçekten o dönemin çok kıymetli bilgileri arasında ve bunları bulabileceğimiz ayrı birer kaynak bulunmadığından albümlerde bunların varlığı da bu mukaddimelerin varlığı da çok kıymetli. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi sahip olduğu 40'ın üzerinde murakka ile dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip. Bu murakkalar arasında Timurlu döneminde e, üretilmiş e, murakkalar olduğu gibi Osmanlı'nın çağdaşı Safeviler döneminde, Özbek ve Hint dönemlerinde de üretilmiş murakkalar var ve 16. yüzyıl itibariyle murakkaların son derece zengin içerikli olarak ortaya koyulmuş olduğunu da görebiliyoruz. E, esas itibariyle 9. 20. yüzyıllar arasında bir murakka faaliyeti görülmekle birlikte o 16. yüzyıl 18. yüzyıl arası en önemli örneklerini Osmanlı sarayında görmek mümkün. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki albümlerden birkaçı Türk sanat tarihi açısından büyük önem taşıyor. Hala pek çok sırrı barındıran bu albümlerin hikayesi de hayli ilginç. Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki çok sayıda murakka içinde Doğrudan ilk olarak Osmanlı Sarayı'nda hazırlanmayan fakat saraya girmesiyle birlikte e, yine içine de yeniden ciltlendiği dönemde farklı e, malzemenin de koyulduğu iki önemli saray albümü var ki bunlar sanat tarihi e, açısından çok kıymetli bir grup e, resme sahip olmalarıyla önemlidir. Behmet Siyah Kalem albümleri olarak da geçmekte çünkü bunun içinde... E, Yüzlerce desen bulunuyor. E, bu desenlerin kimilerinde Mehmet Siyah Kalem, Muhammed Siyah Kalem, Kalemi Siyahi gibi bir takım atıf imzalar var. Atıf imza dememin sebebi bu imzaların eserlerin yapılması, aynı dönemde yapılmadı, orijinal olmadı. fakat sonrasında yapılmış olması. Ee, aslında bu gerçekten böyle bir kişinin var olup olmadığı konusunda tereddütler doğuran bir durum. Fakat bu kadar çok desen ki üslup olarak da çok benzer bir üsluptalar, bir görsel dile sahipler. Bunların varlığı böyle bir kişinin de var olduğu fikrini çok da yanlış çıkarmıyor. Bahsedilen bu albümler aslında dört tane büyük yaprağın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş albümler ve yine üstlerinde çeşitli hat örnekleri, desen örnekleri bulunuyor. Hat örneklerinin genelde imzalı olanları var. Tasvirlerde tarih imza gibi şeyler çok fazla bulunmuyor. Bu eserlere baktığımız zaman, Mehmet Siyah Kalem grubu dediğimiz grubun çok büyük bir ağırlığı olduğu görülüyor. Kalemi siyahi aslında ifade olarak bir teknik sulandırılmış mürekkeple yapılan, genellikle siyah kahverengi gibi tonların kullanıldığı, eğer renk kullanılacaksa da kırmızı mavi gibi renkler veya çok ender durumlarda altın ve gümüş tozlarından yararlanılarak renklendirilmiş olduğu biliniyor. Siyah kalem, kara kalem gibi de tercüme edilebilir durumda. Fakat bu albümlerde bulunan desenlerin ki yüzlerce desenden bahsediliyor, bu tekniğin yanı sıra bu teknikte usta bir kişinin de eseri olabileceği düşünülüyor. 1300 ila 1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bu tasvirler Orta Asya resim geleneğinin en ilginç örneklerinden. Albümlerdeki resimler sadece ikonografik açıdan değil, yapım açısından da son derece dikkat çekici bir sürece sahip. Malzemeye bağlı sınıflandırma bunlar aherli kağıda veya ahersiz kağıda veya ipek üzerine yapılmış olmalarıyla ayrılıyor. E, bu arada büyük çoğunluğunda kağıda yapılmış olanların büyük bir rulodan kesilerek bu albümlere yapıştırıldığı anlaşılıyor. Aslında orijinal formunun rulo şeklinde olduğu düşünülüyor. Kullanılan ipek ise uzak doğu e, kökenli bir ipek. E, kağıtlar da aynı şekilde uzak doğu kökenli. E, tematik olan sınıflandırmada dev, demon İblis gibi isimlerle adlandırılan bir takım böyle zebani görünümlü yaratıklar var veya onların e, görünümünde maske takmış kişiler olabiliyor. Hareket halinde, eylem halinde olan kişiler olabiliyor. E, bunlar e, üsluba bağlı olarak da kendi içinde işte zeminin olmaması, çok hafif fırça vuruşları gibi bir takım e, özelliklere göre ayrım yapılmış oluyor. E, kalemi siyah resimlerinde gerçekten e, en çok dikkat edici unsurlar arasında herhangi bir zemin hissinin olmaması e, ve mekan konusunda nerede bulunduğuna ilişkin herhangi bir fikrin edinilememesi geliyor. Fakat bu daha sonra figürlere verilen hareketler, bir takım duruş pozisyonlarıyla onları bir mekan içinde algılamaya da imkan tanıyabiliyor. Ayrıca figürlerin hareketli olmaları ve bazılarında çok da abartılı hareketler, eylemler içinde olmaları da dikkat çekici bir unsur yine. Örneğin bu dev ya da demon ya da iblis denilen canlıların dans ederken herhangi bir şey çalarken ayna tutarken veya kavga ediyormuş gibi karşılıklı birbirleriyle durur oturur pozisyonda resimleri var. Buralarda son derece farklı çizilmiş bu yaratıkların aslında Orta Asya kökenli şamanizm etkisinde bir takım ayinlerde gerçekleştirilen dansların bir görselleştirmesi olduğu gibi yorumlar da bulunabiliyor. Bunun yanı sıra etnisite özellikle ilgi çeken bir konu farklı etnik kültürlerden insanları görebiliyoruz siyahi ırktan insanlar betimlenmiş olabiliyor. Ee, önemli bir başka e, yanı göçebe kültürün izlerini taşıyor olması. Mesela hayvanlarla insanların ilişkilerinde işte hayvan otlatma, eşek otlatma, onu yemleme, e, çeşitli hayvanlarla birlikte onları dolaşırken yanında gezerken gösteren betimler var. Figürlerdeki e, bazı e, betim anlayışı yine Çinlilerin Uygurlu tanımına uyan e, motifler gösteriyor ya da figüratif e, yaklaşım gösteriyor. Bunlar genellikle basık burunlu, kıllı ve Kaş, kalın kaşlı, kısa kısa orta boylu, biraz böyle coğrafi etkilerden, iklimin şartlarından çökmüş yüzlü figürler olabiliyor. Drapeli kıvrımları olan kıyafetler, işte bir fakir ya da Yarı çıplak bir insanın kaburgalarının görünecek şekilde betimlenmesi de yine sanatçının özellikle vurgulamaya çalıştığı bazı özellikler olarak dikkati çekebilir. Bu albümlerdeki minyatürlerde Orta Asya kültür dünyasında yaşayan insanların gündelik hayatı betimlenir. Göçerler, dervişler, budistler, şamanlar, keşişler ve cinlerin oluşturduğu bu sahneyi Bozkır yaşamının sadık dostları olan Hayvanlar tamamlar. Genellikle bu resimler arasında e, hayvanlara çok fazla yer verildiği görülüyor. Ayrıca e, çeşitli hayvan eskizleri ya da etütleri denilebilecek hayvanların farklı pozlarda işte e, Birbirleriyle mücadele halinde kaçarken, arkasına dönmüşken, otlarken e, ya da bir vahşi hayvan daha güçsüz bir hayvana saldırırken gibi şekillerde, biçimlerde, pozlarda da hayvanları çizdiklerini görüyoruz bu kağıtlar üzerine. Dolayısıyla bu sadece tamamlanmış resimler olmadıklarını e, çok geniş kapsamlı e, eserlerde olduklarını gösterebiliyor. Yani aynı zamanda birer etüt birer hayali ortam betimleri de bu albümün içindeki resimlerde bulmak mümkün. Albümle ilgili bilimsel çalışmalar eskiye dayanmakta. Zaten içlerinde bulunan Fatih portreleri yüzünden yıllarca Fatih albümleri olarak nitelendirilmişlerdi. Fakat sonrasında Osmanlı'ya bir şekilde seferler ya da ganimet yoluyla gelmiş oldukları ve bunların aslında başka kişiler için Osmanlı öncesindeki dönemde hazırlanmış eserler oldukları anlaşılıyor. Saray dışında da resimli albümler üretilir. Bunlar daha çok yabancılar için hazırlanan, tek figür çizimlerinin yer aldığı kıyafet albümleridir. Adından da anlaşılacağı üzere kıyafet albümleri Osmanlı tebaasında yaşayan kişilerin e, kıyafetlerini ve o kıyafetlerin kimleri temsil ettiğini gösteren albümler. E, bu aslında çok ilginç e, çünkü Osmanlı tebaasında yaşayan herkesin e, hem kendi meslek grubuyla ilgili olabilir, etnik grubuyla veya din, bağlı bulunduğu dine bağlı olarak e, farklı kıyafetler giydikleri biliniyor. Özellikle e, sarayda çalışan personel diyebileceğimiz saray e, çalışanlarının farklı bölüklerde farklı kıyafetler giymeleri, e, evlenmemiş genç kızların ayrı e, kıyafetler giymeleri yine din adamlarının e, ulemanın farklı kıyafetler giymeleri Osmanlı ülkesine gelen bir yabancı için son derece renkli bir ortam sunuyor. İstanbul sokaklarında yürüyen, gezen bir yabancı sağında solunda çok farklı giysiler içinde kişiler görüyor ve bir süre sonra bu kişilerin giydikleri kıyafetlerle belli zümreleri temsil ettiklerini görüyorlar ve bunları e, belli albümlerde bu kıyafetli olarak çizilmiş kişiler ve kim olduklarını yazan onunla ilgili çok kısa da olsa bilgiler veren albümlerde e, bunları Için üretiliyor saray dışındaki ressamlar tarafından ve çokça da e, rağbet görüyor anlaşılan. E, bugün genellikle zaten dünya müzelerinde Türkiye dışındaki yerlerde bu tarz e, albümlere rastlanıyor. E, bunlar arasında önemli bir örneğim e, Peter Mundy albümü olarak bilinen, bugün British Museum'da bulunan bir albüm. E, bu albümde sadece e, kıyafetler değil, ayrıca o kıyafetlerin yanındaki kenar boşluklarına yapıştırılmış katı denilen e, ince kağıt oyma tekniğiyle yapılmış renkli e, iki ya da üç renkli çiçekler, selviler, bahar dalları gibi e, önemli... E, bitkisel bezeme var. Osmanlı sarayında çok sevilen ki İnan'dan geldiği düşünüyor temel olarak bu sanat dalının başka albümlerde de örnekleri var. Katı örnekler içeren albümlerde de yine Paris, Londra gibi kentlerdeki müzelerde korunuyor. Bu anlamda kıyafet albümleri hem saray dışında ve saraylı olmayan, Osmanlı olmayan bir kitleye hitap etmesiyle, hem de içerdikleri o dönemin Osmanlıdaki zümrelerini ve kıyafetlerini temsil etmesiyle birer belge niteliği taşıyor sanatsal değerleri dışında. Günümüzde murakkalar Sanatçılar için eşsiz bir ilham kaynağı olurken tarihçiler için geçmişe ışık tutan birer belge niteliği taşıyor. Bunu ince bir zevkle işlenmiş minyatür, mürekkep resimleri, hat ve tesip eserlerini büyük bir dikkat ve özenle tek tek murakka sayfalarına yerleştirerek zamana karşı koruyan ustalara borçluyuz.